Halis Hocam, engelliler alanında gerçekten Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından diyebilirim. Yani benim de ben de kendisini bir üstad olarak addederim. Peki engellilerin hani genel anlamda Halis Hocam, yani en büyük sorununu siz nasıl görüyorsunuz? Yani engellilerin en büyük sorunu bence hep yani toplumumuz, yani engellilerle herhangi bir alakası, ilgisi, bir bağı, bir akrabalığı, bir şeyi olmayan toplum için söylüyorum bu söyleyeceklerimizi, onun için söyleyeceğim. Yani engellilerin en büyük problemi aslında engelli olmayanlar veya engellilerle bir alakası olmayanlar tarafından yeteri kadar ve hakkıyla tanınamamasıdır. Asıl olan bu. Yani düşünün mesela işte Türkiye'de kaç tane vali var engelli, kaç tane kaymakam var, belediye başkanı. Şimdi böyle deyince hemen şöyle deniyor. Ya işte hocam sen başkan mı olmak istiyorsun, vali mi? Hayır hayır. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Engellilerle ilgili kararları alan mekanizmaların içerisinde engelliler yok. Yani engeller yoktan kastım illa engelli olması şart değil. Engelli yeteri kadar bilen insan anlamında. O bakımdan bir yerlerde engellilerin bulunması çok değerli. Toplumun yeteri kadar onları tanıması çok değerli. Bu manada yapılabilecek sosyal, yani medya diyelim, sosyal medyasını ayırmaya gerek yok. Medya yayınlarının olması gerçekten çok değerli. Bu manada yazılmış, yayınlanmış kitap, dergi, gazetelerde yayınlanmış yazıların olması çok çok değerli. Bu manada yapılmış yayın, işte şu an bak bir yayındayız mesela. İnşallah bizi izleyenler çok olur diyelim. Yapılmış yayınların olması çok kıymetli diye düşünüyorum. Böylelikle, ya şimdi düşünün, bir görme engelliyle yürürken hemen kolunuza girmeye çalışılır mesela. Ama nedir usulü aslında? Görme engelli görenin dirseğinden tutacak bir adam. Bunu biliverme o kadar rahatlatıyor ki mesela. Değil mi? Ya çok basit bir örnek yani. Onun haricindeki olanlar değil. Basit bir örnek bu. O bakımdan engellileri yeteri kadar tanımak, engellilerin inanır mısınız birçok ama birçok işinin hallolmasına sebep oluyor. Yani yoksa bir görme engellinin yolda giderken kafasını bir yere vurması hani çok da böyle acayip bir şey olmayabiliyor bazen. Yani toplumun onları yanlış anlayıp, hani engelliyse bu aynı zamanda bunun parası yoktur gibi düşünmesi. Engelliyse bu aynı zamanda yapamayacaktır, yapamazdır, yapabilme kabiliyeti yoktur gibi düşünmesi. Yani tonlarca buna benzer örnek vermek mümkün. Dolayısıyla toplumun engelleri tanıması hakikaten kıymetli. Bu manaya da hizmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz Halis Hocam yayınımıza katıldığınız için. Kolay çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun.